Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün dualiteden bahsedeceğiz. Dual sistem. Dualite Latin sayılarının içerisinde iki demektir. Du, yek, du. Mesela şeş, dört demektir yani. Tavlada çok kullanırız yani hani hep yek geldi deriz mesela hani yek du. Du kelimesi önüne ne geliyorsa ikilik üzerine kuruludur. Yani mesela dua etmek bir başka bir yerde başka bir varlığa yani bunun herkesin dininde kendi dininde olan yani kimi işte Budist'tir, kimi Hristiyan'dır, kimi Müslüman'dır. Ama birisi birine dua ediyorsa ikiliktedir, şirktedir. Yani dua etmeniz gerektiğini aslında kendinizden kendinizedir. Dua dışarıdan birine yapılan bir şey değildir. Bu yüzden dualite, ikilik, Hz. Muhammed ben tevhid peygamberiyim dediğinde ikiliğin olmadığını, yani ikilikten birliğe geçişi anlatan bir din getirmiştir. Yani mesela geçmiş ve şimdi şu an aynı andadır. Geçmişte yaşamış olduğunuz her şey şu an sizde kayıtlıdır. Yani bu kayıt üzerine kurulu olan sistemde mesela geleceği geçmişiniz düzenler. Sizin geçmiş yaşantınız geleceğinize projeksiyon olur. Işık olur. Ya yani da geleceğiniz geçmişinize bağlıdır. Hani anne babanızın doğduğu yere, işte yaşadığınız ortama her şey geçmişiniz neyse geleceğinizde ona projektör olur, projeksiyon olur. Yani önünüz öyle aydınlanır. Bu yüzden mesela dualitenin en önemli özelliği şudur. Hani duanın dışında, ikiliğin dışında. Mesela iyi, kötü, doğru, yanlış, günah, sevap, cennet, cehennem. Hani işte gece, gündüz. Mesela var, yok. Veya hani mesela erkek ve kadın diye ayırmak da dualitedir yani. Hani ikiliktir. Hani insan olarak birleştirmek gerekiyor. Hani herkes insandır. Hani doğal sistemde erkek ve kadın vardır ama hakikatte insan vardır. Dualitenin karşı tarafında olan kısmı yoktur. Yok demektir. Yani nasıl bir yokluk? Mesela ses ve sessizlik. Mesela ses vardır ama sessizlik diye bir şey yoktur. Hani ölçülemez veya hani işte sesin olmadığı yere sessizlik denir. Mesela iyiliğin olmadığı yere kötülük denir. Yani mesela ışığın olmadığı yere karanlık denir. Yani ama ışık ve karanlık birbirinin zıttı değildir. Yani zıt olabilmesi için karşı tarafın da ölçülebilir olması lazım. Bu yüzden dual sistemi öğrendiğiniz andan itibaren Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu bu İslam dininin özelliğinin yani tevhid ilminin ne olduğunu anlamaya başlarsınız. Yani eğer dualiteyi bilmediğiniz zaman yani herhangi birisi yani işte bir din adamı olabilir ya da işte ilim anlatıyordur. Ya bu iyidir, bu kötüdür, böyle yaparsan çok iyidir, böyle yaparsan kötüdür diyorsa henüz daha dual sistemi yani Muhammedi ilmi öğrenmemiş demektir. Hiçbir zaman hiçbir şey ne iyidir ne de kötüdür. Yani Allah hiçbir zaman kötü bir şey yaratmaz. Kötü bir şey yaratmamıştır. Zaten kötü diye baktığımız bize yüklenmiş olan negatif bilgiler. Başkaları tarafından. Hani diyor ya ayette siz hayır diye bildiğiniz şeylerin içinde şer, şer diye bildiğiniz şeylerin içinde hayır vardır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor. Hani bu yüzden toplumun dualiteden bilgisi yoktur yani. Toplum dualiteye yani annen ve baban sana iyi ve kötüyle büyütür. Ama
ilahi sisteme baktığınızda burası bir okuldur. Yani diyor ki insanı kendim için, bu alemi de insan için yarattım diyor Allah. Burada söylemek istediği şöyle bir okul yarattım. Ama mesela ben bir okul yarattım dediğinizde yaratan kimdir? Diyelim ki bir okul yaptırmak istiyorsun. İşte orada da öğretmenlik yapmak istiyorsun. Okulu yaptıran da, işte orada öğretmenlik yapan da, oraya gelip o dersleri öğrenmek isteyen de, hepsi de kendisidir. Yani kendinden kendinedir bu hayat. Ama ondan başka kimse yok. La ilahe illa Allah'tır. Ondan başka kimse yoktur. Her şey odur. Siz ne yaparsanız yapın, yapan her şey, fiilin faili odur. Yani işte hırsızlık yapan ya da ne bileyim birini öldüren, savaşa giden, başkalarını düşünmeyen, yani o kötü müdür? Hayır, uyuyordur sadece. Peki bu insanlar öldükten sonra yaşadıklarının cezasını çekecekler mi? Hayır. Hiç kimse hiçbir ceza çekmeyecek. Öldükten sonra hiçbir yere gidemedikleri, hiçbir şekilde uyanamadıkları için ne bir cehennem, ne de bir cennet, ne de bir beşinci boyut alemi kapıları kapalı olacak. Çünkü ayet var. Bu dünyada ama olanlar öbür dünyada da amadır diyor. Yani İsa İncil'inde diyor ya, körene görene diyor. Hani körene ki, yani körene görene, hani her şey görenedir yani. Evet. Burada dualitenin en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir tanesi size aynalık ve yansıtma yapar ki siz hakikatinizi görürsünüz. Yani siz kendinizi tanıyamazsınız. Yani mesela kendi sesinizi bilmezsiniz. Nasıl bir ses çıktığını bilmiyorum ben. Size nasıl bir ses geliyor bilmiyorum. Yani çatlak mı, sert mi, yumuşak mı, nasıl bir sesim olduğunu bilmiyorum. Ancak dinlediğimde anlıyorum. Mesela kendi kokumu bilmem ben. Birisi geldiğinde ya işte ter kokuyorsun dediğinde ben saatlerce o ter kokusunun içindeyim ama bilmiyorum yani. İnsanlar seslerini bilmezler, göz renklerini bilmezler, kokularını bilmezler. Bunların hiçbirini bilmeyiz biz. Yani ancak ve ancak bir ayna, yani bize yansıtacak biri olduğu zaman biz ancak bunları kavrayabiliyoruz. Toplum kesinlikle dualitenin ne olduğunu, tevhid ilminin ne olduğunu bilmez. Şöyle bilmez. Yani merak da etmez zaten. Yani ben dualiteyi 1994 yılında duyduğumda aa dedim, dualite diye bir şey varmış yani. Hani bizim için işte yılan kötüdür, kanarya iyidir. Yani öyle bir, böyle büyüdük çünkü hani. Yılanın da bu dünyada en önemli görevi. Yılan bilgedir yani. Bütün birçok hastalıkların şifası yılanın zehirinden elde ediliyor. Dünyada yılan zehiriyle mesela insanların derilerini güzelleştirmeye çalıştıkları yılan zehirinden geçenlerde mesela havaalanında yakalandı. İşte kaç 200-300 bin dolarmış küçük küçük şişelerin içinde yılan zehiri. Yani yılan kötü değildir. Yani ya da kanarya iyi değildir. Ne bileyim şu iyidir, bu da kötüdür. Hiçbir zaman hiçbir şey ne iyidir ne de kötüdür. Sadece vardır. Mesela sizler de öylesiniz. Mesela siz ne iyisiniz ne kötüsünüz. Yani eğer siz kendinizi evde kendiniz iyinin terazinin iyi kısmına koyarsanız evde mutlaka ya eşiniz kötüdür ya çocuğunuz agresiftir, size uymuyordur, işte bağırıyordur, çağırıyordur. Ya patronunuzla sıkıntı yaşarsınız. Yani işte ben çok iyiyim ama eşim çok kötü. Sen kendini terazinin iyi tarafına koyduğun zaman zaten eşin mecburen öbürünü oynayacaktır yani. Dual sistemi öğrendiğiniz zaman hayatınız çok değişir. Yani her şeyi izlemeyi öğrenirsiniz. Yani ve kendiniz olmaya başlarsınız. Mesela iyi bir insan olmaya çalışmazsınız. Kendiniz olursunuz. Yani, zengin olmak iyi midir, kötü müdür? Yani hiç fark etmez ki yani.
Bir insan zengin de olur, fakir de olur. Önemli olan insan olabilmektir. Yani hakikat ehli olabilmektir. Biz buralarını yakalayamadığımız müddetçe ne yapıyoruz? Bize öğretilen bilgilerle bu hayatı sürdürüyoruz. Yani inanılmaz sonsuz bilgiler akmaktadır yani. Zaman tamamen daraldı. Yani bunun en büyük belirtisi bir anda akşam oluyor. Sabah gidiyorsun, daha böyle bir şey yapmadan bir bakıyorsun saat 5 olmuş. Yani zaman yetmiyor. Niye zaman? Çünkü zaman daraldı. Zaman kavramı yani 3600 yılda bir dünya değişir, takla atar. Bu son yıllar yani şu bu dönem takla atma yılları işte güneş diyor batıdan doğduğunda yapmış olduğunuz dualar yani tövbeler hiçbir işinize yaramaz. Yani yapmış olduğumuz tövbe dediği şeyini Allah'ım yapan yaptıran her şey senmişsin ben değilim demen bir işine yaramıyor. Yani artık uyanamadığın ya da fark edemediğin için. Şimdi bu 3600 yılda dünyanın devir etmesi, tekrarlanması insanlık için yeniden yapılması. Bir koza dünyanın içindeyiz. Yani bir koza dünya var. Yani. Mesela bize gösterilen her şey o kozanın içindeki bilgiler. Bir olmayan hiçbir şey gösterilemez. Mutlaka vardır. Mesela Ay'a gittik denildiğinde o Ay kozanın dışındadır. Gitmek yasaktır. İnsanlara henüz daha açılmamıştır. Açılacak. Yani 2030, 2035, yani 2040 yıllarında bu kozanın dışına çıkacağız. Ama kimler? Sadece uyananlar. Yani işte biz o zaman hani 5. boyut falan filan diyoruz ya hepsi bu boyutta. Mesela dünya kozasından çıktığın zaman bir 5. boyut kozasının içindesin. Bu sefer neleri görebilirsin? İşte bütün işte gezegenler, diğer Andromeda'daki diğer bazı yıldız takımlarını ziyaret etmeye başlayabilirsin. Ama bizim bu galaksimiz, yani Andromeda galaksi ya da Samanyolu galaksisinden bu alemde 400 milyar tane var. 400 milyar. Sen bu kadar küçük düşünürsen, işte ne yapayım yani? Valla namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Yani Allah da cennetinden mahrum etmez. Yani bunu ancak ve ancak köle toplumlarda insanları kandırmak için yapılmış bir çalışmadır. Yani dualite sizin hayatınızda var olduğunu, bunu tevhide çevirmediğiniz, birleyemediğiniz müddetçe şirkte kalırsınız. Yani bu alemde hani başınıza iyi şeyler geliyorsa Allah'tan bilin, başınıza şer geliyorsa dönüp nefsinize bakın dediğinde, dönüp kendi almış olduğunuz eğitimler, toplumun size yüklemiş olduğu bilgiler, bu alem bazı insanlar için cennettir, bazı insanlar için cehennemdir. Öldükten sonra öyle bir şey yok. Üçüncü boyut alemi bu kozadan dışarı çıkabilmeyle ilgilidir. Kozadan dışarı çıktığınız zaman ne cennet vardır ne de cehennem vardır. Siz bedeninizden, bu beden aurası dediğimiz, bu beden kozasından çıktığınızda sizde her zaman için cennet vardır. Yani kelime manasıyla cennet bilinmeyen yer demektir. Aslında cennin cennetten gelir. Yani rahat yapmak, bir yerde yatmak, oh karnını bedava doyurmak ancak anne karnında gerçekleşen bir şeydir. Yani biz özgür, işte Adem Aleyhisselam'la işte Havva anamız cennette yiyip içip hiçbir şeyin farkında değillerken Kundalini yılanı gelir der ki eğer boğaz çakrası 5. boyuttan bu elmayı yerseniz bilgi ağacındaki bu elma Adem'in elmasını yerseniz ağzınızdan çıkan her şey tanrılar gibi olacak. Yani siz de oğul dedi oldu bölümüne geçeceksiniz. Demek oğul dedi oldu bölümüne geçebilmek için
Boğaz çakrasına yükselmemiz lazım. Peki hepimiz nerede olduğumuzu biliyoruz. Ancak kök çakra, duygu çakrası ve akıl çakrasındayız. Yani tasavvufta da buna nefsi emmare, nefsi levamirli, nefsi mülhime diyor. Yani bu üç çakrayı geçemiyorsun. Gene tasavvufta buna diyor ki efali sıfatı zatı. Yani la payla illallah, la mefsufe illallah, la mevcude illallah. İkilik nereden kaynaklanıyor? Diyaframdan kaynaklanıyor. Diyaframın altı pislik dolu, yani işte affedersiniz bok püsürük dolu, işte sevmediğiniz, işte bakmak istemediğiniz şeylerle dolu diyaframın altı. Diyaframın üstü ise kalp ve akciğerler, mis gibi hava, tertemiz, bak orman içinde, yani inanılmaz bir güzelliğin içinde yaşıyoruz. Yani Rabbim öyle her şeyi vermiş, bir şeydeyiz, şöyle serin bir havanın içinde, insanlar işte çalışalım, para kazanalım falan, ne için yani? Yani bir gün yaşadığını yaşayabilsen, bir gün yaşadığını hissedebilsen, bir gün hayattan keyif alabilsen, hep ileride öldükten sonra, işte bu öldükten sonra dediğiniz her şey, yani ya da pazar günü ya da önümüzdeki sene, önümüzdeki günler çok güzel olacak. Öyle bir şey yok yani. Hiçbir şey ne güzel ne de çirkindir. Güzel olması ya da kötü olması dualiteden kaynaklanır. Benim için her gün çok güzel. Hiçbir şey de yani işte dünyada şöyle oluyor, böyle oluyor. İnsanlara o kadar yardımcı olmaya gayret ediyoruz. İnsanların farkındalığını açmaya çalışıyoruz. İnsanlara diyoruz ki burada iki gün aşramda kaldığınızda hayatınız değişir diyoruz. Evet, gelenlerin hayatları tamamen değişiyor. Tekrar şehir hayatına uyumlanamıyorlar. O ayrı bir olay. Yani ondan sonra başlıyorlar. Hocam ne yapsak ki, acaba işi bıraksak mı ki filan? Ya ben ne yapayım işi bırak? Ben çocuğuma bile demiyorum ki işini bırak gel buraya otur yerleşti yani. Dünya hayatını deneyimleyecek yani. O acılar, o sıkıntılar, o sonra bir bakacak diyecek ki ya sanal bir alemdeyiz yani. Yani karşı taraf aslında karşı diye bir şey yokmuş. Hepsi benmişim. Senin diyaframın altı ve üstü ikiliktir. Birleştirdiğinde tevhid olursun yani. Mesela birlik bilinci. Dışarıda bir birlik bilinci yoktur. Yani insan önce kendi içinde birleşmelidir. İnsan kendi içinde yediye ayrılmıştır. Yani yedi bölge birbiriyle savaşmaktadır. Bunu da en güzel anlatan dizi Game of Thrones, bu taht oyunları dizisidir. Yani izlerseniz orada yedi tane akraba aile birbirleriyle savaşırlar. Hepsi de kral olmaya çalışır. Dünyayı yönetmeye çalışır falan filan. Oradaki bilgilerin tamamı tasavvuf üzerine kuruludur. Ve insanlar tabii çoğu anlamaz yani. Çok yüzlü tanrı diye bir şey vardır orada. Zaten tanrı her yerden, her şeyden çok yüzlü değil midir? Her şeyden görünen oysa, oradaki anlatılan bilgi de tamamen doğrudur yani. Birinci bölümün sonunda kız, omzunda üç tane ejderha ile, yumurtayla ateşin içinden geçtiğinde aslında egosunu temsil etmekteydi. Ve üç tane ejderha efali sıfatı zatı, yani kök çakra, duygu çakrası, akıl çakrasıydı. Kadın güçlendikçe ejderhalar büyüdü. Sen egon güçlenmeye başladıkça işte senin ejderhaların etrafını yıkıp yumman, üç kuruş görünce kendini bir şey zannetmen, hemen havalara girmen, lüks bir araba alman, işte villalar, havuzlar, bilmem neler. Bunların hiçbiri asla ve asla insanı kurtarmıyor. Yani inanın azıcık bir bilgiye sahip olsanız bu dünyaya asla minnet etmezsiniz, minnet eylemezsiniz yani. Hani. Ama henüz daha işte olgunlaşma çağı, yani insanlar eğer lüks bir arabaya tamah ediyorsa, işte lüks 5 yıldızlı otellerde kalmaya, işte 5 yıldızlı otellerde tatile tamah ediyorsa,
henüz ikinci çakradan yukarı çıkamamıştır. Yani lev neden, yani kendini kanayan nefsin üstüne çıkamamıştır. Övünme çakrası diyoruz biz buna. Övünmek. Tatile nereye gittiniz? Vallahi 5 yıldızlı otelde ye içtik var ye. Yani işte bu tip anlatan ya da bu tip işte parasını oraya o buraya harcayan. Geçenlerde en çok hoşuma giden bir şey şuydu. Bir arkadaşım bir tanesi yazmış. Hocam hacca para biriktirdim. Sizi dinledikten sonra aşrama gelmeye karar verdim. Dedim ama ne? Dedim bak sen git haccını maccını yap. Sonra hani ya işte hacca biriktirdiğim parayı oraya harcadım. Bir işe yaramadı falan değil mi? Yani biz burada uyansanız yeterli yani. Bana gelmeyin, kendinize gelin. 10 defa söylüyorum yani. İşte bu arada eğitimlerimi sadece hafta sonları veriyorum. Cuma, cumartesi, pazar. Onun dışında pazartesiden perşembeye kadar aşrama gelip meditasyon yapabilirsiniz. Aşrama gelip halanın gözlemelerinden, işte çayından istifade edebilirsiniz. Burada hani eğer kalmak isterseniz hafta içi ormanda yürüyüş yapabilirsiniz. Ders vermiyorum hafta içi. Sadece hafta sonları ders veriyorum. Ama hafta için aşram her zaman açık. Herkes gelebilir. Zaten numaralarımız, Ayşe'nin numaraları yazılı sizde. Gelmek isteyenler telefon açar hafta içi. Pazartesiden perşembeye kadar burada meditasyon koltuklarında, işte ağacın altında, kelebekleri izlerken, ormanda yürüyüş yaparken müsait oldukça da sohbet ederiz gelenlerle. Ama ağırlıklı olarak çok yoğun oluyorum ben hafta içi, bazı işe gidiyorum, şirkete gidiyorum. Burası yeni açtık yani, hani insanlar gelsin artık, hala da alıştı. Çay devamlı akşama kadar kaynıyor. Çayımız, kahvemiz sürekli var. Ayşe Nur'la irtibata geçerseniz, gelmek isteyenler artık aşram olmaya başladı. Yani ağacın üstünde evimiz var, 6 metre yükseklikte. Orada meditasyon yapabilirsiniz. Dut ağaçlarının altında meditasyon sandalyelerimiz var, minderlerimiz var. Oturup orada meditasyon yapabilirsiniz. Kendinize vakit ayırır, sohbet edersiniz ya da dinlenirsiniz. Her şey size bağlı. Dualite bu kadar arkadaşlar. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Dual sistem ikilik sistemdir. İkilik yok, birlik var. Yalnız bunda dirlik var. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İlkokulda öğrenmiştik. Ama ne olduğunu bilmiyorduk. 60 yaşına gelince öğrendik ki yani ikiliğin olmadığını, birliğin olduğu yerde dirlik olduğunu, birlik bilincine geçmenin ikilikten kurtulmak olduğunu, bize hala işte Allah'ım sen şunu yap ver, Allah'ım bunu yap. Allah senden haberi bile yok. Allah senin o konuna ilgilenmiyor. Yani sen Allah'ım sen dua ediyorum, namaz kılıyorum, şunu yapıver dediğinde yapmıyor. Çünkü haberi yok. Yani çünkü tamamı o. Mesela senin bir tane hücren var ya, senin o hücrenden nasıl haberin yoksa, o hücrenin de senden haberi yok. Ama bilmeden işte elini açıyorsun, ya Rabbim sen bilirsin falan. Epifiz bezine gözlerini dikiyorsun, sen bilirsin Allah'ım falan. Yani Allah ne göktedir ne yerdedir, her yerdedir. Yani an içinde gerçekleşir her şey. Ne geçmiş vardır ne gelecek vardır. Hepsi anda gerçekleşir ama zamanda görürüz hepsini. Biz ne doğuyoruz ne de ölüyoruz. Yani biz sonsuz ve sınırsız varlıklarız. Ama bu beden doğuyor ve bir daha gelmiyor. Öldükten sonra herhangi bir yere de gitmiyor. Çünkü topraktan gelen toprakta kalıyor. Sadece üflenen ruh var ya, o da Allah'a geri döndü de sen onun Allah'a şahitlik yapmadığın için sen onun geri döndüğünde onun huzuruna geçemiyorsun. Yani çünkü
aşağı inmeden bize demedi mi? Aşağı inince beni arayacak mısınız demedi mi? Dedi. Aradık mı? Hayır. Ev aradık, araba aradık, işte eş aradık. Çocuk yapmaya çalıştık. Çocuğum olmuyor diye doktor geldik. Ondan sonra kadın aradık, erkek aradık. Onu aradık, bunu aradık. Bir tek aramadığımız kendimizi aramayı unuttuk. O yüzden bütün hayatımız kendimizden uzak, kendimizden yabancı, kendimize yabancı bir hayat sürdük. Kendimizi tanımadan geldik, kendimizi tanımadan gitmek üzereyiz. Evet, teşekkür ediyorum dinlediniz. Yarın sabah 10'da yine sohbetimize devam edeceğiz. Dün buradan öğrencilerimizi gönderdik. Tabii aşağıda işler çok oluyor. İşte çamaşırları yıkıp, ev yeri tekrar temizle, topla. Yeni gelen konuklar için her şeyi yeniden temiz yapmak için uğraşıyoruz tabii. Bitkilerle uğraş, ağaçları sula. İnanın sabah kalkıyoruz akşama kadar. Yani akşam o kadar güzel uyuyoruz ki serin. Burada geceleri 15 dereceye, 16 dereceye düşüyor. Buraya gündüz gelip sadece günübirlik gelip gitmek isteyenler olursa bir hırka falan, yani bir basit bir şey alabilirler sırtlarına. Ama kalmak için gelenler mutlaka kalın ceket falan alsınlar. Polar ceket falan alsınlar. Burada da var bir sürü. Yani 20 tane ceketimiz var yani, ama hepsi de large, X large falan yani. Evet, bugün sorularınız olursa gene yazabilirsiniz. Dual sistemi öğrendiğimiz, yani dualiteyi öğrendiğiniz andan itibaren dua etmekten de artık yavaş yavaş dersin ki kime dua edeceğim? Bana şah damarından yakın olan Allah beni her an her şeyde görüyor. Yani o zaman dışarıda bir Allah'a dua edersem şirke girerim. Evet, mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım, iç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Hastalıklardan, savaşlardan, sıkıntılardan, dertlerden, borçlardan uzak olalım. Sevgi içinde kalalım, huzurda kalalım. Hoşça kalın.